arkadaşlar halı yıkar yok. Anamın halı kızına. Anamın kızı olmadığından ikinci kızı verin. Bir kızı var. O da kakar. Ne işi olsun diye yapıştırıyor. Halılar itina ile yıkanır. Halıya para vermeyelim diye bana yıkattırıyor anam. Şimdi demesinler. Bu adamın da her türlü eli var değil. Süs sağıyor, altı yapıyor, halı yıkıyor. Eve bir tane lazım bundan. Şimdi de yıkar bacı. Halı dükkan açacağım ya. Evet, şimdi durulamaya geçiyor arkadaşlar. İyi bakın, iyi öğrenin. Para verip de yapmayın. Evet. Bir halıyı yıkayın, yıkayın. Anam sağ olsun yıkadığım gün olan yağın üstüne dökmüş. Bir kez bir daha yıkayın. Bu bari müşteri bir adama yıkarım diyor. Şehir dostlarım şimdi halıcı çağırırdık. Ölümümüzü yemeden verirdik. Bir kaç kırılır parasını. Bizim burası koy olduğundan halıcı yok. Eskiden kaygörümüz vardı. Kaygörümüz de kurudu. Şimdi hayat da yıkayır. Evet. Bir daha sütlerim de yadesi iyi çıksın. Babamın yadeleri. Herhalde bu gidişine de elmasın videosunu hep biz dolduracağız. Dallarımız ne olsun? Bunlar bizim dallar. Dallarımız ne çek? Elmalar çıktı. Elmalarımızın borçluğu. Allah'a bir yolunu diyor çekeceğim. Pırıl pırıl yaparım ben adamım. Sen pırıl pırıl yapmaya devam et Kemal Kılık. Annenin halılarını yıkamaya devam et. Ben de biraz bahçemizi tanıtayım. Bunlar anneannemin armutları arkadaşlar. Kendisi elleriyle yetiştirdiği organik. Anneannemin bahçesi biraz ufak ama cennet gibidir. Bütün meyveler vardır. Gördüğünüz üzere bunlar üzümleri. Şu karşıda görünen asma üzümleri arkadaşlar. Bizim burada asma derler. Bilenler var mı bilmiyorum. Gel yanıma. Demir gel. Üzerine kaynatılmış bir tahtanın üzerine üzüm konur. Üzüm dalları. Şimdi elmalara gidelim. Karşıdaki dallar ceviz dalları, kayısı, erik, kiraz, bütün meyvelerden var. Yeşil elmaya geldik. İsterseniz bir tane dalından koparalım. Dalından koparma bu olsa gerek. Gördüğünüz üzere çok harika bir hem sulu hem lezzetli. Kırmızı elmaya geldik arkadaşlar. O kadar çok vermiş ki Rabbim, dalın kendisinden daha çok. Buna normalde bu elmanın ismi Bodur elmadır arkadaşlar. Burada anneannem kalıyor, teyzemin evi aslında. Gördüğünüz gibi tertemiz, bahçeyi falan hiçbir tane ot bırakmamış anneannem. Anneannem 85 yaşında arkadaşlar ama çok küçük bir bayağı. Kemal Kılıç bu arada sana kolay gelsin canım benim. İnşallah videomu beğenmişsinizdir. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.